özel dosya diyor. Gündemdeki vergi çalışmaları kripto sektörü için ne anlama geliyor? Bunun üstüne konuşacağız. Tabii burayı ana hatlarıyla buraya bakarken aynı zamanda kriptodaki vergi çalışmaları üstüne de konuşmaya çalışacağız diyebilirim. Bir kere şunu tekrar açıklayayım. En son vergi kapsamındaki olaylardan tabii burası çıkarıldı. Daha doğrusu vergi kapsamı yaklaşan Ocak ayında meclise sunulması beklenen ve muhtemelen kabul edileceğini düşündüğümüz bu kripto varlık yasasından çıkarıldı. Bu şu demek oluyor. Şu anda kısa süre içerisinde vergilendirme noktasında herhangi bir çalışma beklemiyoruz. Yani kripto paralar hiç değilse yakın gelecekte vergilendirilmeyecek. Daha önce de bununla alakalı konuştuk. Şimdi piyasanın aklını çok fazla meşgul eden bir durum. Şu andan itibaren olabildiğince hızlı davranılsa bile en iyi ihtimalle, bakın en iyi ihtimalle kripto vergileri 2025'in sonunda falan uygulanmaya başlar. Yani en genel tabirle bu boğa sezonuna kripto paraların Türkiye'de vergilendirilmesi hususu bu boğa sezonunda ben yetişeceğini zannetmiyorum. Bununla alakalı ve bu sebepler geneli üzerinden hatırlarsınız ki daha önce de konuşmuştuk. Birincisi, yani neden bu şekilde olmuyor? Bir, şimdi bunu uygulamaya koyacaksın. Devam, yani kabul edilecek, üstüne uygulamaya koyacaksın. İki, nerede uygulayacağını seçeceksin. Şimdi uygulayacak taraflar da önemli. Bir de nasıl uygulayacağın önemli bunları. Tamam mı? Bunun için çeşitli borsalar, önce adam gidecek SPK'ya kayıt olacak. Mesela Binance'ı yok sayıyorsun. Şimdi ben Binance'da oynuyorsam sen yok saydığın borsa üzerinden vergilendirme yapamazsın, öyle değil mi? Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Senin vergilendirmeye tabi tutman için önce nereden yapacağını bir kere belirlemen lazım. Tamam. Senin resmi olarak tanımadığın bir borsa tabii ki de vergilendirme işlemi olmayacaktır. Zaten bu yüzden kayıt dışı. Senin vergilendirme yapabilmen için önce ilk etap olan SPK'nın borsaları kayıt altına alması gerekiyor. Şimdi önce yasayı geçirdin, doğru mu? Yasa geçti. Sonra borsalar hazırlık sürecini tamamlayıp SPK'ya başvuru yaptı. SPK bunu inceledi. Bu arada şimdiye kadar yani anlattım ya işte hazırlık yaptı. Şey sonrasında SPK bunu inceledi falan. 7-8 ay geçti. Onu söyleyeyim yani. 7-8 ay geride kaldı. İnceledi, kabul etti. Evet. Siz varlıklar oraya taşıdınız. Daha sonrasında tabii vergilendirme meselesi ancak o saatten sonra başlayacaktır. Yani bunun üstünden bir vergi alınabilecektir. Bu vergilendirme meselesi de henüz tabii ki ne oranda olduğu kesin olarak bilinmiyor. Vergiler neden şu anda geçe aktarıldı? Yani şu anki işlem paketinin içinden neden çıkarıldı? Çünkü kripto paraların regülasyonlarının yapılması konusunun şu an Türkiye'nin birinci gündeminde olmasının asıl sebebi Türkiye'nin finansal ortamda globalle eşit ve aynı rekabet düzeyine gelmesi. Mehmet Şimşek'in de söylediği gibi yeşil listeye yeniden giriş gerçekleştirmek ve bu yeşil listedeki varlığını koruyabilmek. Yani dediğim gibi globalle diğer ülkelerle tamamen korelasyonlu bir yapıda bulunabilmek ve Türkiye'yi finansal açıdan yüksek rekabette tutabilmek. Olay budur. Şimdi bunun için mesela vergilerle alakalı yine Mehmet Şimşek şunu söylemişti. Ne kadar olacağıyla alakalı bir şey söylemezken globaldeki ortalamayla aynı düzeyde. Yani globalle aynı oran ve düzeyde olacak. Bu noktada rekabeti öldürmeyecek, güven ortamını getirecek ve teşvik edecek oranda olacak şeklinde açıkladı. Evet, ya bunu bizzat kendisi de söyledi. O yüzden çok yüksek oranlı vergiler olmayacaktır.
şu anda mevcut paketten çıkarılmasının sebebi tekrar başa dönüyoruz. Diğer ülkelerle eşit düzeyde olabilmesi ve diğer ülkelerin vergilendirme konusunu tam olarak halledememiş olması. Ülkelerin ciddi bir çoğunda madenciliğin vergilendirilmesi durumu söz konusu değil. Hiç değilse beyanı konusunda bir sürü problem var. ABD'de de aynı şekilde. Beraberinde yatırımcılar üzerinden vergilendirme, bu da aynı şekilde tam olarak bilinmiyor. Borsaların vergilendirilmesi yok. Yatırımcıların vergilendirilmesi, şimdi ABD'de kazanç vergisi var. 100 bin dolar üzerinde %30 veriyorsun ama çoğu yerde bu yok. Ki bunu denetleyen, uygulayan resmi bir kurum da yok. Yani kazanç vergisinden bahsediliyor şu anda Türkiye'de. Tamam da neyin yukarısında, neyin aşağısında alacaksın? Globalde bir çalışma yok bununla alakalı. Ya da ne oranda alacaksın? Yine soru işareti. Globalde yine bir çalışma yok. Haricinde işlemler üzerinden vergi nasıl olacak? Ne kadar olacak? O da bilinmiyor. Şimdi bunun için ne lazım? Mesela en son Hindistan'ın G20'de yaptığı çağrıya ayak uydurmak gerekecektir bu. Hindistan dedi ki G20 üyesi olsun ya da olmasın diyor adamlar. Dünya ülkelerinin tamamına sesleniyoruz. Masaya oturalım, bütün ülkeler, hangi ülke olursa olsun hepsini kabul edelim. En son G20'ye Hindistan bu noktada liderlik ediyordu ya. Gelin oturalım ve toplu bir şekilde konuşup el sıkışalım. Ya bu gibi olaylarda işte örneğin vergilendirme nasıl olsun? Şu kripto paralara, bu kripto paralara nasıl bir tanım koyalım? Seyahat kuralları nasıl olsun? Yani bunu yapmaya çalış, bunu yapmak için şey yaptılar ki bu şekilde oluyor. Yani ülkeler en sonunda ya olabildiğince toplu ya da birbirlerinden bağımsız yakın şekilde mesela BRICS'in yaptığı gibi en sıkışık tanımlar ve vergilendirme oranları benimseyecekler. İşte bu da hala belli bir zaman dilimi alıyor. Genel olarak ABD ve Avrupa tarafı bu konuda takip edilecekken merkez bankalarının ve çeşitli kurumlarının yine enflasyon ve ekonomiyle genel mücadelesi onları kripto alanında en yüksek faaliyet göstertemiyor. Dolayısıyla çeşitli ülkelerde de yüksek faaliyet görülmüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.